Liken skleroz nedir? Liken skleroz bir deri hastalığıdır. Kroniktir, ilerleyicidir ve kadınların hayatı boyunca uğraşacağı bir hastalıktır. Ve genellikle kadınların genital bölgesini tutmayı sever. Genital bölgeyi tutan liken skleroz zaman içerisinde ağrı, acı, kanama, yanma gibi birçok şikayetle kadınların hayatını adeta zehreder. Liken skleroz genelde deri hastalığı olması nedeniyle dermatologlara başvuru sebebidir. Ve kadın hastalıkları ile ilgili de hastalar çok nadiren bu konuda bize başvurur. Ancak fonksiyonel olarak bölgenin bozulması, kadının artık hem üreme sistemi hem idrar yolları ile ilgili sıkıntı yaşamasıyla da en sonunda geldiği adres yine kadın hastalıklarıdır. Biz kadın hastalıkları olarak liken sklerozu kronik süreçte takip ediyoruz. Ve bu takiple birlikte hem ilerlemesini durdurmaya yönelik hem de mevcut olan şikayetleri daha azaltmak için tedaviler uyguluyoruz. Liken sklerozla ilgili günümüzde en güzel uyguladığımız güncel tedavi yöntemi dokuyu yenilemek, kan akımını artırmak ve ilerlemesini durdurmaya yönelik lazer, PRP, kök hücre ve dolgu tedavileridir. Bu tedavilerin hepsinin amacı genital bölgenin mimarisini bozmadan, hem cinsel hayatı etkilemeden hem de günlük hayattaki sıkıntıları azaltarak kadının ömür boyunca konforunun devamını sağlamak. Peki, liken skleroz tedavisi zor mu? Hastalar bundan en çok ağrı acıyla bize geldikleri için ağrılı acılı bir süreç mi? Sonrasında rahat edecek miyim endişeleri var? Çünkü gerçekten çoğu hastamız çok ciddi ağrılarla başvuruyor. Liken sklerozda yapacağımız tedaviler hastanın evresine göre değişir. Çok ileri evre hastalarımızda uyguladığımız tedaviler daha uzun seanslar gerektirebilir. Ancak sonunda vardığımız yer kesinlikle çok daha konforlu, ağrının acının olmadığı alandır. Liken sklerozla ilgili ilk muayenemizde yaptığımız biyopsiyi takiben hastanın o anki ihtiyacına göre genital lazer uygulamalarıyla vulvayı canlandırma, yenileme, deriyi güçlendirme yapıyoruz. Bu genital lazerle birlikte çoğu zaman genital PRP uyguluyoruz ve bu PRP'nin de etkisiyle cilt daha hızlı iyileşiyor ve sonrasındaki süreçte de kaşıntı, yanma, batma, kanama gibi şikayetler yine çok daha azalıyor. Ancak ileri evre bazı hastalarda genital lazer ve PRP'den yeterince tedaviden fayda görmediğimizde ya da hastanın şikayetleri çok aktive ise kök hücre uygulamaları yapabiliyoruz. Kök hücre dediğimiz tedavi hastanın kendi vücudundan aldığımız yağ dokusunu belli işlemlerden geçirip daha enjekte edilebilir serum haline getirip tekrar yaralı bölgeye liken sklerozdan etkilenmiş alanı enjekte etmektir. Bu tedavimiz tabii ki birkaç seans gerektirebilir. Ancak seanslar gittikçe aralıkları açılır ve hastanın sonrasında çok daha konforlu bir hale gelmesini sağlar. Liken skleroz kronik bir hastalıktır. Evet, yani bunun kesin bir tedavisi yoktur. Bu yaptığımız tedavilerin hepsi sadece ilerleyişi durdurmak ve hastanın konforunu artırmaya yöneliktir. Ancak tedavi yaptıkça hastaların şikayetleri azalır ve bize başvuru sıklıkları da azalır. Dolayısıyla liken sklerozla ilgili mücadeleyi hiçbir zaman bırakmamak ancak tedavide de belli aralıklarla doktor ziyaretlerini yapmak gerekir. Liken sklerozun ek tedavileri vardır. Bunlar nedir? Hayat tarzı değişiklikleri, stres, bununla baş etmeyi öğrenmek, beslenme tarzını değiştirmek ve günlük hayatta kendisine zarar verdiğini fark ettiği her türlü alışkanlıktan uzak durmak. Bunlar da bizim hastalarımızla detaylı olarak konuştuğumuz muayeneler esnasında da hastanın kendini fark ettiği ve ona göre de yön verdiği konulardır. Yani liken skleroz bir deri hastalığıdır. Kadınlar da genital bölgeyi sever. Genital bölgeyle ilgili olan güncel tedaviler ise genital lazer, PRP, dolgu, kök hücre tedavileriyle birlikte genital dokunun mimarisini koruyarak hastanın konforunu artırmaya yönelik yaptığımız işlemlerdir. Daha detaylı bilgiler için liken sklerozu olduğunu düşünen her hastanın öncelikle kadın hastalıkları hekimine başvurmasını öneriyorum. Sağlıklı günler.